Bayraklar, bir devletin, bir milletin, bir ulusun kimlikleri. Uğruna milyonlarca can verilmiş olan ve verilmeye devam eden kutsal semboller. O kadar önemlidirler ki, savaş alanında zafer ve yenilgi onların göndere çekilmesiyle belli olur. Ülke genelinde bir yas ilan edilirse onlar yarıya iner. Onlara hakaret etmek canınıza mal olabilir. Özellikle bizimki gibi bayrağa kutsallık atfedilen milletler için en önemli ve en duygusal semboldür. Haliyle bayraklar, ait oldukları milletin ve devletin karakterini yansıtırlar. Her birinin ayrı bir tarihi ve ayrı bir anlamı vardır. Şimdi sizlerle birkaç devlete ait olan bayrakların hikayelerine ve tarihlerine bir yolculuk yapacağız. Fransa, özgürlüğün, eşitliğin, birliğin ve kardeşliğin ülkesi. Yani en azından öyle olduklarını iddia ediyorlar. Zira günümüzde Fransa, ırkçılığın ve İslamofobinin Avrupa'daki merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Üstelik bu durumu sadece halkın bir kesiminin söylemlerine dayanarak açıklamıyoruz. Fransa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobi, Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarıyla da desteklenmekte. Ancak onlar hala özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin ülkesi olduklarını iddia ediyorlar. Hatta bayraklarını da bu ifadelerle özdeşleştiriyorlar. Yan yana dizilmiş 3 farklı renkteki sütundan oluşan Fransız bayrağı, tarihi bir olayda, Fransız ihtilalinde ortaya çıkmıştır. Fransızlar der ki, bu ihtilalle dünya halklarına özgürlük, eşitlik ve kardeşlik getirdik. Bu yüzden bayrağımızdaki mavi özgürlüğü, beyaz eşitlik ve adaleti, kırmızıysa birlik ve kardeşliği temsil ediyor. Fakat tarihe baktığımızda işin aslının hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Fransız ihtilali sırasında anlatılanın aksine halkın bir bayrağı yoktu. Ama onlara karşı koyanların bir bayrağı vardı. Avrupa'da her kentin bir arması ve o kenti temsil eden renkler vardır. Fransa'nın başkenti Paris'in renkleri ise mavi ve kırmızıdır. İhtilal sırasında Paris yönetenler, aristokratlar, bürokratlar, kısacası burjuva sınıfı, eğer halk bu ihtilalden zaferle ayrılırsa, kraldan sonra sıranın kendilerine geleceğini gayet iyi biliyorlardı. Bu yüzden kendi askerleriyle birlikte isyanı bastırmaya çalışıyorlardı. Ve bu iç savaşta bir bayrak kullandılar. Şehrin renkleri olan mavi ve kırmızının arasına Bourbon Sarayı'nın, yani kraliyet ailesinin, yani kralın rengi olan beyazı koydular. Ve bu bayrakla şunu anlattılar. Paris şehri kralın koruyucusudur. Kısacası Fransız bayrağı özgürlük, eşitlik ve kardeşliği değil, monarşiyi ve burjuva sınıfını temsil ediyor. Türk diyarı Orta Asya'nın bağrında, uçsuz bucaksız bozkır topraklarına sahip olan Kazakistan. Acımasız bozkır çölleriyle beraber dünyanın en eski ve gelişmiş başkentlerinden birine sahip olan bu ülke, pek çok farklı etnisite ve dini de içerisinde barındırıyor. Rengarenk bir kültüre sahip olan Kazakistan'ın bayrağı da yine dünyadaki en renkli ve en farklı bayraklardan biri. Bu güzel ve farklı bayrağın ne anlamlar taşıdığını öğrenmeden evvel onu daha iyi anlayabilmemiz adına geçmişe bir yolculuk yapmalıyız. 1917 yılından beri Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Kazakistan, 1991 yılında bu birliğin dağılmasıyla nihayet bağımsızlığına kavuşmuştu. Bağımsızlığın kazanılmasının hemen ardından yapılan seçimlerde ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev oldu. Nazarbayev'in hedefi kurulan bu ulus devlette bir milli kimlik inşa etmekti. Çünkü Sovyetler Birliği yıllarca Kazakistan'ın tarihini, kültürünü ve dilini silmeye çalışmıştı. Kazak Türklerinin asimile edilmesi için yapılan bu çalışmalar yüzünden bir millet kendi kimliğini kaybetmişti. İşte Nursultan Nazarbayev'in hedefi bu kimliği geri kazanmaktı ve bu süreç bir bayrakla başlamalıydı. 1992 yılında kabul edilen Kazakistan bayrağı tümüyle Kazak kültürünü ve Türklüğü yansıtacaktı. Bayrak zemininde yer alan gök mavisi renk, Türklüğü ve Kazakistan'ın 7 bağımsız Türk devletinden biri olmasını simgeliyor. Sol tarafta yer alan altın renkli şerit, Kazakistan'ın varisi olduğunu kabul ettiği Altın Ordu Devleti'ni ve Kazak kültürünü bir arada taşıyor. Ortadaki altın güneş huzuru ve bereketi temsil ederken, onu taşır gibi konumlandırılan bozkır kartalı ise ataların ruhlarını, özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil eder. Yani Kazakistan bayrağı, her köşesinde Kazak Türklerinin geçmişini ve kültürünü taşır.
Gelelim dünyanın süregelen en eski devletlerinden ve onların sahip olduğu yine dünyanın en eski bayraklarından birine. San Marino, adını çoğunlukla futbol organizasyonlarından duyduğumuz Güney Avrupa'da, İtalya Yarımadası'nın içerisinde Apennin Dağları'nın bir tepesinde kurulmuş olan küçük bir ülke. Bu mikro devletin etrafı tümüyle İtalya topraklarıyla çevrili ve yüz ölçümü sadece 61 kilometre kare. Yani bu ülke İstanbul'un Sancaktepe ilçesiyle aynı büyüklüğe sahip. Ancak bu ülkenin ve bayrağının anlamı ve tarihi yüz ölçümünden çok daha büyük. 301 yılında Roma İmparatoru Valerius Diocletianus'tu. İmparator Valerius, pagan dinlerine bağlı bir hükümdardı ve bu yüzden Hristiyanlar üzerinde büyük baskılar kurardı. Bu baskılar kiliseleri yakmaya, din adamlarını öldürmeye, Hristiyanlığa geçiş yapanları topluca katletmeye gidecek kadar ilerlemişti. Dinlerini özgürce yaşamak isteyen Hristiyanlarsa çareyi ülkeden kaçmakta buldu. 3 Eylül 301 tarihinde Dalmatçılı bir taş ustası olan Marinus, ardına 40 kadar daha Hristiyanı katarak Apennin Dağları'na çıkar ve uygun bir tepe bulduğunda halkını buraya yerleştirerek San Marino'yu kurar. Marinus, Roma'dan gelebilecek tehlikelere karşı 3 adet taş kule inşa eder. İşte bu kuleler bugün San Marino bayrağının merkezinde yer alır. Rivayete göre San Marino kurulduktan kısa bir süre sonra tüm Roma'da şiddetli bir yağmur başlar. İtalya Yarımadası tümüyle kasvetli bulutlarla çevrilir. Ancak San Marino'da o gün gökyüzü masmavidir. Bayraktaki gök mavi şerit o günkü açık havayı, üstündeki beyaz şerit ise San Marino'yu koruyan tanrıyı temsil eder. Kulelerin üstünde yer alan taç, Marinus'un soyunu yani kraliyet ailesini, arka planda yer alan ağaç dalları ise 40 kişiden türeyen San Marinoluları anlatır. Bu armanın altındaysa beyaz bir şerit içerisinde Libertas yani özgürlük yazar. Sıradaki bayrak bence dünya üzerindeki en güzel, en anlamlı bayrak. Biraz duygusal yaklaştığımın farkındayım. Ancak bu konuda tarafsızlığımı koruyamam. Zira bizler için bayrak tanımı biraz farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine ait olan Türk bayrağı belki de dünya üzerinde en çok değer gösterilen bayraklardan biridir. Türk milletinin törelerine göre bayrak kutsaldır. Bayrak onur, şeref ve namustur. Haliyle böylesine kıymet gösterilen bayrağın anlamı da biraz fazla duygusal ve kutsaldır. Zeminde yer alan al kırmızı renk, Türk devletleri uğruna canlarını feda etmiş olan şehitlerin kanını temsil eder. Hatta bayrağımızın da bir savaş sırasında şehit kanıyla dolan bir çukura yansıyan ay ve yıldızın birleşimiyle oluştuğu rivayet edilir. Ancak bu anlatı bir rivayetten öteye geçemez. Çünkü tarih daha farklı şeyleri anlatır. Hakanlık sistemine dayalı olan Türk yönetim kültüründe bayraklardan çok sancaklara rastlanır. Her bir kağanın kendine ait bir sancağı olur ve devletin bayrağı bu sancak olarak kabul edilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun birden fazla bayrağı oluşunu buna bağlayabiliriz. Zaten bugün kullandığımız Türk bayrağı da Türkiye Cumhuriyeti'nin öncülü olarak kabul ettiği Osmanlı İmparatorluğu'nda şekillenmiştir. Türklerin atası olan Oğuz Kağan'ın annesinin Ayana olması, yine Türk şamanizminde hilal figürünün kutsal yol gösterici kabul edilmesi, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in en büyük mucizelerinden biri olarak ayı ortadan ikiye bölmesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin efsanevi rüyasında göğsüne bir hilalin indiğini görmesi gibi pek çok unsur, Türklerin hilal sembolüyle özdeşleşmesini sağlamıştır. İşte bu yüzden padişahların sancaklarında, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu bayraklarında hilal figürü kullanılmıştır. Sultan 3. Selim döneminde yapılan reformlardan biri de bayrağın net olarak belirlenmesi oldu. Alkan üzerine bembeyaz hilal ve 8 köşeli yıldız Osmanlı bayrağı olarak kabul edildi. 8 köşeli yıldız zafer demekti. Yani bu bayrak Türk şehitlerini, Türklüğü ve onların zaferini temsil ediyordu. 1842 yılındaysa Sultan Abdülmecit bayrak üzerinde bir değişiklik yapılması kararını verdi. Zaferi simgeleyen 8 köşeli yıldız pek çok armada, devlet dairesinde ve kurumda kullanılıyordu. Türk bayrağı bunlardan farklı olmalıydı. Sultan Abdülmecit'in emriyle bayrağımızdaki yıldız zaferden daha anlamlı olan bir şekle büründü. İnsanı simgeleyen 5 köşeli yıldız. Çünkü Türk töresinde halk devlet için değil, devlet halk için vardı ve devletin bayrağında Türk halkı olmalıydı.
O günden bugüne değin kabul gören bayrağımız, üzerinde Türk şehidinin kanını, Türk töresini ve Türk milletini taşıyor. Gelelim uğruna en fazla can feda edilen bayrağın hangisi olduğuna. Bugün farklı yerlerde farklı milletler kendi bayraklarının uğruna en fazla can verilen bayrak olduğunu savunuyor. Bunlardan biri de biziz. Hatta içimizde işi bir adım öteye taşıyanlar kesin bir bilgiymişçesine tarihte uğruna en fazla can verilen bayrağın Türk bayrağı olduğunu paylaşanlar var. Peki gerçek ne? Doğrusu gerçeği bilmek imkansız. Elimizde böyle bir istatistik yok. Olamaz da zaten. Olmasına da gerek yok zaten. Son zamanlarda sıkça yapılan şeylerden biri de bu. Kendimizi biraz daha övebilmek için aslı astarı olmayan büyük iddialar ortaya atmak. Arkadaşlar, ne Türk milletinin, ne Türk tarihinin, ne de şanlı Türk bayrağının böylesi yüceltmelere ihtiyacı yoktur. Zira bayrağımız uğruna verilen her can ayrı ayrı değerlidir. Çünkü Türk tarihinde sayılar hiçbir zaman önemli olmamıştır. Bayrağımızda yer alan yıldızın da ifade ettiği gibi. Bizim için önemli olan insandır. Bizim için önemli olan bundan sonra tek bir Türk'ün bile kendini feda etmek zorunda kalmadan refah içerisinde yaşayabilmesini sağlamaktır. Ancak o gün gelene dek verilen her canda sayısına bakılmaksızın ayrı ayrı değerlidir. Siz siz olun, biraz daha övünebilmek için asılsız bilgiler paylaşanlara itibar etmeyin. Çünkü bizim gereksiz övgülere ihtiyacımız yoktur. Mekan zamandan bugünlük bu kadar. Bu kısa belgeselin bir seri haline gelmesini istiyorsanız beğeni butonlarını kullanmayı, isteklerinizi yorumlarda belirtmeyi ve en önemlisi içeriğimizi paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.